berabere bir skor vardı. Taş kullanıyordu o sırada. Bizim oyuncumuz o karşı takımın çabuk taş kullanılmasın diye müdahale etti. Bu futboldur, olabilecek şeylerdir. O sırada bizim arkadaşın saçını tutuyor. Tutmaktan ziyade çekiyor aslında. Sürüklüyor onu, bir 3 metreye kadar da çekiyor o saçı. Ben de olayı görünce müdahale etmeye çalıştım. Arkadaşımı kurtarmaya çalıştım. Ayağımla falan kurtarmaya çalışıyorum o sırada. Kurtarmaya çalışırken onların ekipleri, oyuncuları ya da kulübesi hepsi birlikte bana saldırmaya çalıştı. Küfürler falan hepsi cinsiyetçilik küfürler olsun, her şey bir arada bana söylenildi. Tabii bu durumu hani herhangi bir şiddet uygulamadım. Aksine onlar bize uyguladı. Özellikle bana. Ben de darp edildim. Ama tek yanlı medya vardı, açıkçası öyle söyleyeyim. Biz kendimizde gayet ona çok iyi karşıladık. Bizim başkan kulüplerine gitti, hani otellerine gitti, onları karşıladılar. Çok da iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. Maçta da hiçbir sıkıntı yoktu. Uzatmalara yakın bir kargaşa olacağı belliydi. Çünkü beraberliği kaldıramadılar. Kalecileri de Ezgi Çağlar, o ilk önce zaten hedef gösteriyor herkesi, bir orada herkesi tahrik ediyor. Yedek kulübesi bizi tahrik ediyor. Ben taş kullanmaya giderken orada yine küfürler atıyorlar bize. Tribünde, onların tribünde dün var, taraftarı vardı. Onlar da keza öyle. Kötü bir atmosfer oluşacağı belliydi zaten. Çünkü kaldıramadılar o durumu. O sırada zaten o kavga anı yaşandı. Ay ben de açıkçası arkadaşımı kurtarayım derken olaya dahil edildim. O sebeple şiddet uyguladığım bir durum yoktu. Darp ettiğim bir insan da yoktu orada zaten. Ama spor olarak zaten her zaman bizi ön plana atıyorlar. Yok işte şöyle, yok böyle diye. Açıkçası biz boyun eğmeyiz bunlara. Ben 13 yıldır ama sporda oynuyorum ve oynamaya da devam edeceğim. Hiçbir şekilde de başka takımlarda da oynamak istemiyorum zaten. Hedefim tek bu yöndendi zaten. Hani korkmuyoruz açıkçası. Bir sıkıntımız da yok. İstedikleri kadar medya beni ön plana atsın. Ondan da hiçbir şekilde korkum yok. Ame spor olduğu sürece, var olduğu sürece biz de varız. Biz de var olduğumuz sürece Ame spor da vardır. Biz hep birlikte başaracağız ve birlikte de kazanacağız. Dün olup bitenler biraz da önümüzdeki sürecin provasıdır bence. Biz Ame spor kulübü olarak sportif bir faaliyetiz. Sportif faaliyetlerimizi her alanda sürdüren bir kulübüz. Erkek futbol takımımız var, A takımımız, altyapı takımlarımız var, kadın futbol takımımız var, engelsiz takımımız var, bedensel engelsiz. Dolayısıyla ama işin kötü tarafı biz sportif faaliyetle hiçbir zaman gündeme gelmedik. Ya bizim aidiyetimizle bizi vuruyorlar ya onlara benzemediğimiz için bizi eleştiriyorlar. Dolayısıyla yani sportif faaliyet dışında hep suçlanıyoruz. Hep algılar yaratılıyor. Dün de onlardan bir tanesini yaşadık. Halbuki her şey normaldi. Mecrasında yürüyordu. Ta ki hakemler yanlı davranıncaya kadar, kararlar alıncaya kadar karşı takımın futbolcuları, oyuncuları, yöneticileri tahrik edinceye kadar her şey yolundaydı. Ve çok güzel de bir maç vardı. Ama maalesef terörize edildi. Sanki o sahada maç oynanmamış, hep dayak yemişler gibi bir algı. Onların hiçbir tanesi doğru değil. İnsan biraz utanır be. Yani niye doğru değil? İnsan biraz maddi delillerle konuşur. Yani sen 21. yüzyılda yaşıyorsun ve 2022'de yaşıyorsun, gündüz. Çünkü senin o anlatmaya çalıştığın noktada bir kere asayişten sorumlu polisler var. Spordan sorumlu polisler var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın temsilcileri var. Futbol Federasyonu'nun temsilcileri ve gözlemcileri var. Kimse bunlara soru sormuyor. Biz varız.
Sonuçta biz profesyonel bir kulübüz. Ve ben as başkanım. Ben oradayım. Bizzat olayın tanığıyım. Kimse bize bir şey sormadan yok işte saldırdılar, yok bizim uğurladığımız, insan gibi karşıladığımız ve insan gibi gönderdiklerimiz buradan gittikten sonra sanki yamyamlarla karşılaşmış gibi bir algı yaratıyorlar. Aslında bu Ahmet Spor'a olan şeydir, bu kindir, benzetmeye çalışıyorlar. Bizi aidiyetimizle vuruyorlar. Halbuki sonuçta Ahmet Spor'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yasa ve mevzuatlarıyla, yani Fenerbahçe hangi yasa ve mevzuatlara sahipse Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hangi mevzuatla kurulmuşsa, sportif faaliyetini hangi yasalara göre sürdürüyorsa Ahmet Spor da onlardan bir tanesi. Ama şu anda faşizan bir algı yönetiliyor Fenerbahçe eliyle. Dünden beri hatta Fenerbahçe'nin kültür ve kimliğine yakışmayan bir davranış var. Bizim oyuncumuzun açık kimliğini beyan ederek, isim soy ismini açıklayarak teşhir etmiş ve hedef haline getirmiş. Dolayısıyla bu davranış bir Fenerbahçe gibi bir kulübe yakışmayan bir davranış. Ve yasal da değildir yani. Biz bunun yasal mücadelesini vereceğiz. Aslında onların yok etmeye çalıştığı, saldırdıkları aynı zamanda cinsiyetçi bir yaklaşımdır. Ve kadın kimliğine saldırıyorlar. Biz aslında biraz da alışkınız. Çünkü bu ilk değil, sanırım son da olmayacak. Daha önceleri de biz bunları yaşadık. Hep bizim sportif faaliyet kimliğimizle değil de bizim aidiyet kimliğimizle bizi vurmaya çalışıyorlar. Yani işte Ahmet Spor söz konusu olduğu zaman hemen hemen herkes aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Sportif alanda mücadelemize devam edeceğiz. Birileri sevinsin diye uğraşmıyoruz zaten. Biz ancak bizi ilgilendiren bizim halkımızdır, bizim taraftarımızdır. Biz onların ne düşündüğü bizim için önemlidir. Ben Fenerbahçe'nin ya da işte bir başka takımın ırkçı, faşist, çürümüş duygularına hizmet etmek için burada biz bir şey yapmıyoruz. Biz Ahmet Spor'un ilkesi ve felsefesi vardır. Ona hizmet ediyoruz. 13 yıldır Ahmet Spor'da oynuyorum. Dünkü maç bizim için çok üzücüydü. Hiç tasvip etmediğimiz durumlarla karşılaştık. Üzüldük açıkçası. Dünden de o üzüntü yaşıyoruz. Hem sosyal mecralardaki linçlerden hem de dün sahada yaşanan olaylar bizleri çok Ahmet Spor camiası olarak üzmüştür. Maçın başladığından sonuna kadar kendi Fenerbahçe teknik direktörleri kadın Niyansu hem sözlü hakaret hem başlı başına kendi hocamıza sözlü hakaretler yağdırmıştır. Bunlar bizi üzmüştür ama biz hiçbir şekilde 90 dakika boyunca o soğukkanlığımızı bozmamışız. Bu şeye devam etmişizdir performansımıza. Maç tamamıyla çok zorlu geçmiştir. Maçın skoru zaten 1-1'di. Hiçbir şekilde bizi yenemezlerdi. Hakemin yanlış kararlarından ve tutum ve davranışlarından kaynaklı maalesef bir penaltı verildi. 90+6 verirken 12 dakika uzatma vererek maçı bitirdi. O sırada bizim oyuncumuz kendi oyuncularını kesmek için müdahale etmiştir. Sonradan kendi bençlerinden gelen oyuncunun benim oyuncumun çekmek dediği sürükleyerek aynı zamanda Nihansu Hoca'nın da sürükleyerek götürmesi bu bir kere insanlık dışı. Kadının kadına yaptığı şiddettir. Biz zaten Ahmet Spor olarak şiddete hayır diyen bir takımız. Biz sloganımız bu yöndedir. Kadına şiddeti kınayan, her yerde bunu savunmasını yapan bir kulübüz. Yalnız bunun kendi sahamızda bize karşı yapılması bizleri çok üzmüştür. Onların yaptıkları herhangi bize karşı
yaptıkları savunmaları kabul etmiyoruz. Sultan Demir yalnız değildir. Biz takım olarak, yöneticiler olarak ve teknik ekip olarak, Amespor halkı olarak onun her zaman yanındayız ve en büyük destekçisi biz olacağız.